Selamlar arkadaşlar. Size kaldığım hosteli göstermek istedim. Değişik bir konsepte sahip bu hostel. Gelin birazcık isterseniz beraber gezelim. Buraya sağa sola puf bırakmışlar. Bazen böyle hani dışarı çıkmadan önce son kez wifi ile vedalaşamama problemi oluyor. En azından bende öyle oluyor. O zaman buraya oturması keyifli oluyor. Yani burada oturup son kez bir 2-3 dakikalık işimi halledeyim böyle çıkayım diyorsunuz. Daha sonra bu şekilde bir holden hostele giriş yapıyorsunuz. Işıklandırması falan güzel. Gece yani daha doğrusu karanlıkta daha güzel oluyor. Burada solda işte resepsiyon var. Çok uzayla ilgili şeyler var. Konsepti, uzay konsepti. Bunların hepsi elle çizilmiş. İlk önce elle çiziyorlar. Sonra üstünü doldurup oyuyorlar. Burası da aynı şekilde ortak. Kullanım alanı. Kahvaltı hazırlayabilirsin. Çay var, kahve var. Mikrodalga fırını var. Yine burada uzayla ilgili işte artık yıldızları gösterip çizmeye çalışmışlar muhtemelen. Burada mı demiştim elle çiziliyor diye. Bakın. Sonra üstünden işte gazlı kalemle sonra da desen boyuyorlar. Şimdi geçeceğimiz bölümü gerçekten aşırı fazla beğendim ya. Hostelde olduğum zaman genelde zamanımı bu bölümde geçirdim. Burasını bilmiyorum ama diğer tarafa hep gazlı kalemle üstünden geçmişler. Bu büyüklükte de bir eşya dolabınız var. Şahsi eşyalarınızı koyabileceğiniz. Dolabı ister şifrenizle ister parmak okuyucuyla açabilirsiniz. Ama şifre daha sağlıklı çalışıyor. Parmak okuyucu biraz sıkıntı yaratabiliyor. Arkadaşlar biraz sessiz konuşmak zorunda kalıyorum. Çünkü erken bir saat, herkes uyuyor. Ben size kaldığım yeri göstereyim. Şimdi herkes yatıyor. Bu şekilde, 2, 4, 6, 8, 10, 12 kişi var. Bu 3 numaralı yer benim üst katım, üst komşumun odası. İlk önce kartı okutuyorsunuz. Bu şekilde kapı açılıyor. Kartı bildiğimiz otel odalarındaki gibi içeriye takınca her şey aktif oluyor. Wi-Fi, elektrik, havalandırma bunun gibi her şey aktif oluyor. Mesela bunu bir şuradan dışarıdan göstereyim size. İşte 4 numaralı oda. Wi-Fi aktif. Sessiz olunuz. Sigara içmeyiniz. Şimdi ışığı açayım. Bir de kapsülün içine geçelim. Kapsülün içindeyken herkes birbirinden bağımsız, farklı böyle olarak da kalıyormuşsunuz gibi. O açıdan bence çok güzel düşünülmüş. Kapıyı kapatıyorsunuz. Bu şekilde kilitleniyor. Bu kilidi açmak için de buna basıyorsun. Tekrar kilitlemek için de, açmak için de. Buraya kartı koyunca her şey aktif oluyor. Mesela burada ne var? İşte bu aynada ışık var. Mesela uyurken kapatabilirsin. Beyaz, böyle sarı. Mavi. Bu şekilde renkleri var. Kapatırsan, mesela kitap okumak istersen. Böyle kitaplık için iki tane var. Burada havalandırma var.
Havalandırmanın kuvvetini ayarlayabiliyorsun. Mesela açtım şu anda. Bir şurada. Bir de şurada havalandırma yeri var. Ben geldim de şunlar kulaklı. Çünkü ses girişi sadece şurada kulaklıkta. Kulaklığı takıyorsun buraya. Televizyonu açıyorsun. Mesela göstereyim. Televizyonu böyle izliyorsun. Bir de bunların hepsi normalde şey böyle şeffaf bir dosya gibi bir şeyin içerisinde takılıydı. Yani bayağı temizdi, öyle diyeyim. Bilgisayarda çalışma yaptığım için bu arada bir bilgisayarı mecbur gidip almamak için yanımda taşıyorum bilgisayarı. Oraya dolaba bırakmadım. İşte orada temizlik malzemelerini koydum. Dezenfektan, işte diş macunu, diş fırçası gibi. Burada da şarj ettiğim, şarj ihtiyacı olduğu zaman işte şarj etmek için yanıma koydum. Telefon, fotoğraf makinesi. Bir de mesela iki tane şarj yeri var USB. Bir tanesi hızlı, bir tanesi yavaş. Hızlı bayağı bas. Mesela şu 16.000'lik bayağı hızlı dolduruyor. Mesela arkadaşlar şurada bir de yani televizyon izlerken ayakta durursanız diye mesela şurayı kafanızı yasladığınız yer yumuşak bir malzeme yapmışlar. Ya ben yine bunları koydum, daha rahat oluyor. Malzemesi de şey aslında köpük, yani çok da bir şey değil. Sert köpük. Hani bu bizim beyaz duvara sürtünce böyle pul pul dökülen köpükler var ya, o köpüklerden. Ben çok beğendim. Yani bir daha muhtemelen Kharkiv'e gidip döneceğim. Bir gün daha burada kalacağım. Günlüğü de 100 lira olması lazım. Benim de bir tane Booking'in Genius diye bir indirim var. Ondan dolayı biraz daha uygun ama 100 liraya gelmişti günlüğü. Ben arkadaşlar bu şekilde size kaldığım yerleri göstereceğim. Genelde de fiyatlara uygun yerde kalmaya çalışıyorum. Fiyat farkımız oran yüksek. Belki onu düşerse kalırsınız. İşinize gelir. Beğenirsiniz. Değerlendirirsiniz. Burayı beğendim. Mon Otel diye geçiyor. İşte Kiev'in en ünlü caddelerine, merkeze 2 dakikalık yürüme mesafesinde. Havalimanına indikten sonra tren garına gelirsiniz. Tren garından buraya yürürsünüz. Ya da tren garından başka yere ulaşacaksanız yine yürürsünüz. Tren istasyonuna gayet yakın. Yani bence Kiev'e geldiğinizde kalacak yerler arasında listenizi alabilirsiniz burayı. Vallahi cennete düşmüş olabilirim ya. Arasam böyle bulamam ya. Neler var neler burada. Lada. Lada Niva. Ya bu araba yalnız 525 BMW. Adam Trans'a bakacağım internetten. Ne olduğunu çok merak ettim. Adam Trans. Yalnız bunu çok beğendim ya. Şu var ya şu. Bayağı güzel bir. Bu da Godzilla diyorlar. Şöyle yaklaştayım, belki okuruz sonra zamanı geldiğinde. Tabi şurası silah sabitlemek için. Şunu göstereyim. Bence ben buraya çıkmam lazım ya. Bu koltuk sanki orijinal koltuğu gibi
Değil ya. Bu koltuk ile çünkü attığını vuramazsın. Baksana hiç sağlam değil. Bunu da sabitlemişler. Sağa sola dönmüyor. Çok hoşuma gitti bu burası. Şimdi önüne bak ya. Bu da alt tarafı. Bir darbe yemiş. Tabii bu da içine bakmak için güzel bir fırsat en azından. Bunun ön tarafı çok iyi ya, bayağı beğendim. Bu inşaat demirleri var ya, birbirine sarıyorsun hani. O demirlerle bunun etrafını sarmışlar. Camı falan hep patlak. Acaba gözüküyor mu? Bak şurada camı patlak. Şurada bağlantısı var yani, herhalde ihtiyaç olmadığında ya da normal giderken şuradan ayağı açıp atıyorlarmış. Ama şu demirleri, inşaat demirlerini buraya böyle dizmişler. Çok şey bu. Patlak olan yerden gözüküyormuş. Vallahi süper yapmışlar ya burayı. BTR 80. Personel taşıyıcıymış sadece, öyle yazıyor. İçini görebilsek iyi oldu aslında ya. Bu makinenin adı da Katyuşka. Ama Almanlar buna, yani Naziler buna çıkardığı sesten dolayı Stalin'in orgu adını vermişler. Bu BM21. Bunun bir eskisi BM13. Yani ilk kullanılanların adı BM13. Çoklu roket sisteminin atası, babası bu Katyuşka. Benim fotoğraflardan bakarak anladığım mesela bu 21, bir de bunun 13'ü var daha ilk versiyonu. İkisinin arasındaki fark, birisi füzeler tüplerin içerisinde, 13'te ise kızaklı raylı bir sistem var. Onun üzerinden ilk hareket veriliyor. Burası hem 2. Dünya Savaşı sırasında veya sonrasında
İşte mesela Kırım'daki ya da Donetsk ülkenin doğusundaki yerlerdeki yerlerde iç karışıklıklarda kullanılan savaş araçlarının sergilendiği bir alan. Ben şu ana kadar bu alanı çok beğendim. Beraber gezmeye devam edelim. Aynı zamanda az çok bildiğim bir şeyler var. Onları da anlatmaya çalışıyorum artık. İleride de BMP-2 var. Yine bunlar Sovyetlerin müthiş icatlarından. BMP-1'in bir sonraki versiyonu. Bunlar hafif tankla zırhlı personel taşıyıcının kombinlenmiş hali. Burada TL-4'ler var. Bunlar orta sınıf tank. Hemen sonrasında TL-5 var. Dizayn etmiş. Sovyet ordusu yapmış. 34 tane ülkeye ihraç etmişler. Avrupa'da, Asya'da, Afrika'da, Latin Amerika'da 34 tane ülkeye. Süper ya. T-55, T-54, T-55, T-64. Alexander Morozov tasarım yapan grubun liderini yapmış. Onları direkt tasarlamış yazıyordu. Bunu da liderini yapmış yazıyor. Bu tank ağır tank sınıfında. Diğerleri gibi, bundan bir önceki baktıklarımız gibi ihraç edilmemiş. Sadece Sovyet sınırlarında kullanılmış. Bunun en büyük özelliği, en büyük farkı ya da öyle diyeyim, avantajı otomatik doldurucuya sahip olması. Bu sayede bir kişi eksik hareket edebiliyor. Bu da hafifliği getiriyor. Devamında da zırhı daha güçlü bir şekilde yapabiliyorsunuz. Şimdi size bir helikopter göstereceğim. Rambo 3 filminin sonlarını hatırlayanlar bu helikopteri kesinlikle tanıyacaktır. Hatta o sahneyi ekleyebilirsem hemen bunun arkasına ekleyeceğim. Hatırlamayanlar da görünce "aa bu muydu" diyecektir yani kesin. Bu helikoptere o zamanlar için çok fazla muhalefet olmuş. Yani demişler ki taarruz için neden helikopter yapalım? Zaten bu görevi uçaklar yapıyor. Mi-24'ün modifiye edilmiş hali, modifikasyon yapılmış, yani yenilenmiş. Bazı eksiklikleri varsa giderilmiş. Dünyadaki ABD'nin AN-1 Kobra'sından sonra en iyi ikinci taarruz helikopteri olduğu yazıyor bu alttaki bilgilerde. Kanadın o merkeziyle aramda rahat 10 metre var. Hemen burada da T-62 tankı varmış. Yürürken birkaç şeyden bahsedeyim. Tankta mesela 3 tane ana unsur var. Bunlar harekat becerisi, zırh, bir de ateş gücü. Tanktan 3 tane şey bekliyorsun. Önde gelen Amerika olsun, İsrail, Almanya, Rusya. Dünyada 3 tane de bir atıyorum doktrin ya da ekol var. Amerika ile İsrail diyor ki biz Anglo-Sakson ekolünü kabul ediyoruz. Bu ne demek? Tankın en güçlü yani zırh olacak. Ama mesela Almanlar 2. Dünya Savaşı'ndan çıktıkları için biliyorlar zırhın pek bir işe yaramadığını. Onun için diyorlar ki bizim için zırh değil, atış gücü önemli. Ruslar da tabii ki diyor ki bize atış gücü zırh değil, bize sayı önemli. Biz düşmanın bir tankına karşı 5 olacağız, 7 olacağız, 10 olacağız. Ne kadar fazla olursak o kadar fazla olacağız. Bir şey söylüyor. Ne söyledi belli değil. İngilizce söyler misin diyorum. Yok diyor. Ben de dedim en fazla ne olabilir? 20'dir, 30'dur.
50 verdim. Peşini de veriyor zaten. Ben bunları hiç bu kadar büyük düşünmüyordum ya. Kargo amaçlıymış. Çünkü 17. Eskiden biz lisedeyken vardı. Butterfield Vietnam diye. Orada bunu kullanıyorduk ya. Ses hızındaki üretilen ilk serilerden diyor. 40 kez veya daha fazla modifiye edilmiş. 20. yüzyılın sonlarına kadar diyor, bilmiyorum. Kullanılmış Vietnam ve Orta Doğu savaşlarında. Polonya, Çekoslovakya, Çin 36 tane ülkede dünya tarafında gönderilmiş. MiG 17 idi, MiG 21. O ses hızı diyordu. Bu süpersonik. İkisi arasında bayağı bence fark var ya. O daha geniş, daha oval. MiG 21, 23. Anatoly Andreev tasarlamış. Bu da 20. yüzyılın sonlarına kadar kullanılmış. Yak 9 Fighter diyor buna. Bu 1945-50. Bu 2. Dünya Savaşı'na denk geliyor hemen hemen. Keşke çevirebilsem ama çevireceğim zannedemiyorum. Ama dönüyor birazcık. Tabi bu kadar. Daha onun daha fazla gücümüz yetmez. Şimdi bakacağımız balistik füze ise orta menzilli R-12. Bu füze Rusların 1960'da Küba'ya eleştirdiği füze krizini başlatan füzeler. Soğuk savaş sonrası ABD ile Rusya karışıklı anlaşmış. Anlaşma sonrası da Ruslar bunları imha etmiş. Ha, bu buraya nasıl geldi onu bilmiyorum tabi. Şöyle sırayla tanklar var. Aslında en efsane tank T-72 ama onu bilmiyorum, görebilir miyiz göremez miyiz? Orada ondan bahsederim eğer görürsek tabi. Gerçekten yani özelliklerini ya da en iyi olmasının sebeplerini anlatmakla bitmez. Öyle diyeyim. Savaş oyunlarına Call of, Battlefield, Vietnam ve benzeri böyle. Bunda bu serilere ilginiz varsa ya da ne bileyim oyuna ilginiz yoktur ama 2. Dünya Savaşı tarihine ilginiz varsa mutlaka Kiev'e gelince ziyaret edeceğiniz ilk noktalardan birisi burası olsun yani kesinlikle. Ama burada en çok ilgimi çeken balistik füze. Ve birkaç oyunda denk geldiğimiz için bildiğimden dolayı MiG 17, 15, 21, 23 diye giden o seri çok hoşuma gitti. Böyle güzel müze yapmalar valla çok hoşuma gitti yani. Bu da Su-100. Şu arkadakini ben göremiyorum ya. Keşke şunu daha yakın alsalarmış. Şurada yazan, şu ortadaki, onu anlatıyor. Buradan daha iyi gözüküyor. Battlefield 1'de bir bölüm var oyunda. İşte Arap Yarımadası'ndayız. Arabistanlı Lawrence, Bedevileri çölde Osmanlı'nın üzerine sarıyor. Biz de oyunda Zara Gufran diye bir karakteriz. Osmanlı'ya karşı Arap Yarımadası'nda. Osmanlı'nın kullandığı bir tren var, işte bu gösterdiğim tren. Hareket ediyor veya saldırıyor. Gerçi bunda pek saldırı olmaz ama en azından hareket taşıma gerçekleştiriyor.
Neyse, bedeviler bu aracı patlatmaya çalışıyor. Pusu kuruyor falan. Siz de oyunda bedevisiniz. Gerçekten zor bir görev. Tam bir böyle savaş makinesi. Tam otomatik silahları var, topları var, her şeyi var. Ben göstereyim. Şimdi birazdan o oyundan birkaç tane sahneyi arkaya ekleyeceğim. O zaman daha iyi anlayacaksınız. Bu kamyon MAZ-547A. Belarus'ta, tabi o zaman Sovyetler Birliği'ne bağlı. Minsk'teymiş. Orada bir fabrika var. Bunları orada üretmişler. Ya, o fabrika halen aktif. Kamyon, trolebüs, otobüs halen yapıyormuş. Bu üstündeki füze, takılı füze, nükleer başlıklı, orta menzilli bir balistik füzeymiş. Onun adı RSD-10 Pioneer yazıyor. Bu kamyonun dönüş yarıçapı 22 metre. Mesela bir caddeye girdi, 22 metrelik bir yarıçap olacak ki oradan dönebilsin. Normal bir arabanın ise dönüş yarıçapı 5-7 metre civarında. 100 kilometrede de 170 litre yakıyormuş. Vallahi bu dayı da sanki 2. Dünya Savaşı'ndan kalmış gibi, bence bilmiyorum ya. Yani Sovyet Rusya'dan kalmış bir tank annesini sürmüş, öyle geziyor böyle. Ya bunları yakından göreceğimi hiç düşünmezdim ya. Şunun içine bir binebilmek için de bir para verelim keşke ya. Da ne zaman, hiçbir zaman binemeyiz ki içine. Başka bir şey var ya. Ve ultra büyük bu güzel makineyle bugünlük gezimizin sonuna geliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.